Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir tarifim var. Peki bu tarifte ne yapacağız? Önümde gördüğünüz gibi bir sürü sebzelerimiz var. Hem veganlar hem de vejeteryanlar için harika bir tarif olacak. Ayrıyeten bunun yanına normalde isterseniz balık ya da tavuk da yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi vejeteryan ve veganlar için de sadece bu şekilde harika bir tarif olabilir. Hazırsanız hemen malzemelerimizi sayayım. Baby patatesim var, biberlerim var, sıra biberim, kırmızı biberim, mantarım, havucum ve soğanım var. Burada da biberiyelerim, taze biberiyem, taze kekiğim, defne yaprağım, tuzum, baharatım ve biraz da sıvı yağım mevcut. Hazırsanız hemen tarife başlayalım. Ben sebzelerimi hepsini bu şekilde doğradım. Şimdi bunları kabımın içerisine ekliyorum. Konuşurken yoruldum. Kaçaklar var arada, onları tutalım. Şöyle bunları alayım. Sebzelerimi şu şekilde kabımın içerisine ilave ettim. Hemen üzerine şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Ve ardından benim kendi özel bir baharat karışımım var. Bunu ekliyorum. Siz evde hangi baharatı istiyorsunuz onu da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle baharatlarımı da ekliyorum. Ve tuzumu da ilave ediyorum. Son olarak baharatlarımı bitirmiş oluyorum. Bir adet defne yaprağım var. Onun içerisine ilave ediyorum. Burada da hemen şöyle bir dal kadar taze biberiyeyi ekliyorum. Hoş, güzel bir koku ve tat vermesi için. Ardından taze kekiklerimi ilave edeceğim. Taze kekikleri isterseniz şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde sıyırarak yaprakları alabilirsiniz. Ben dalları ile birlikte tümünü ekliyorum. Bu şekilde hemen karıştırıp şöyle karıştıralım. Dediğim gibi vegan ve vejeteryanlar için özel bir tarif olabilir. Ya da normalde işte tavuk ya da balık yemeği yapacaksınız ya da et yemeği yapacaksınız. Onun yanına garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Yani hemen direkt fırına atıp bir yarım saat kadar pişirip işte 10-15 dakika kala etinizi vesaire pişirebilirsiniz. Bu şekilde de hazır olmuş olur. Ve ben şu şekilde baharatlarımı da ilave ettim. Hepsini güzelce harmanladım. Ardından bir adet fırın formunun içerisine tüm sebzelerimi ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi tüm sebzelerimi fırın poşetimin içerisine ilave ettim. Ağzını da hemen klipsle kapatıyorum. Fırın poşetimin ağzını da kapattım. Hemen şöyle fırın tepsinin içerisine yaydım ve bu şekilde fırına atabilirsin.